Herkese merhaba, ben Aynur. Kanalıma Aynur'un Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizi pratik, çabuk hazırlanan havuçlu bir kek tarifim var ve geçiyoruz hemen malzemelerimizi. 1 su bardağı toz şekerim var, 1 paket kabartma tozu, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tarçın, 4 adet havucum var. Havuçları gördüğünüz gibi soydum. 4 adet yumurtam var, 200 gram un, 200 gram toz şeker ve 200 gram da çekilmiş badem veyahut da fındık. Havuçları önce çok ince bir şekilde rendeliyorum. Bu arada 1 su bardağı un 150 gram yapıyor. Benim bu bardağım biraz küçüktü, sizi yanıltmasın. İlk olarak yumurtaları toz şekerle krema haline gelip rengi dönene kadar çırpıyorum. Bu kek çok pratik ve aceleden kış aylarında hazırlanacak bir tarif. Eminim herkesin evinde havuç bulunuyordur. Gördüğünüz gibi yumurtaların rengi döndükten sonra sıvı yağını ilave ettim ve peşine hemen çekilmiş fındık ve unu. Kabartma tozunu unla önceden karıştırmıştım. Unu ilave ederken ara ara da ince rendelemiş olduğum havuçları ekledim. Hamur size ilk çırptığınızda havuçları eklemeden önce biraz katı gelebilir ama havuçları ilave ettikten sonra havuçların da suyundan dolayı biraz daha yumuşak bir hamur olacak. Tarçını ilave etmeyi unutmayın. Ben hemen hemen bir yemek kaşığı tarçın kullandım. Aslında hamurumuz hazır ama ben her şeyi göz kararı yaptığım için ve sürekli de mutfakta olduğum için içinde sanki biraz yağ eksik gibi geldi. Onun için de 3-4 yemek kaşığı kadar daha sıvı yağ ilave ettim. Hamuru önceden yağlamış olduğum 22 santim çapında bir kek kalıbına boşalttım ve önceden ısıtmış olduğum 170 derece fırında 40-45 dakika arası pişirdim. Bu fırından fırına değişebilir. Devamlı kontrol altında bulundurun. Ben de bu arada üzerinin sosunu hazırlıyorum. Hemen hemen 100 gram kadar pudra şekerim var. İçine 1 yemek kaşığı tuzsuz krem peynir ilave ettim. Yarım limonun suyunu ve biraz krema haline gelene kadar da süt ekledim. Çok fazla katı olmayan, çok da cıvık olmayan, akışkan bir sos elde etmeniz lazım. Buna biraz dikkat edin. Onun için sütü de kontrollü bir şekilde ekleyin. Kekimi fırından çıkarttım ve biraz soğuduktan sonra üzerine hemen hazırlamış olduğum sosunu döküyorum. Gerçekten içerisinde havuç, üzerinde bol limonlu sos, bu kek denemeye değer. Başta da dediğim gibi hazırlaması çok kolay. 5 dakikada çırpıp hemen fırına verebilirsiniz. Şimdi kekimi sizin için kesip içerisini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi havuçlardan dolayı rengi çok güzel ve dokusu da şahane oldu. Umuyorum bu tarifim de hoşunuza gidecektir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.